Bizim bir gazeteci arkadaşımız sormuş size Beliz. Diyor ki Gezi davasına şikayetçi olmadığını söylediğiniz halde neden dilekçe yazıp belirtmekte 9 yıl geç kaldınız? Şimdi Gezi davasında şikayetçi değildim, doğru. Gezi davasında mağdur da değildim. Benim mağdurum ya da şikayetçiyim diye verilmiş bir dilekçem yok. Ve savcı tek taraflı olarak hükümetin tamamını, yani o günkü Bakanlar Kurulu'nun tamamını mağdur diye listelemiş. Ve biz baktık, mağdur listesinde benim adım geçiyor. Ben deklarasyon yaptım. Dedim ki kaç tane canlı yayında basın toplantısında ben mağdur olmadım dedim. Bakın duyun dedim. Mahkeme duysun, savcı duysun. Ben mağdur değilim dedim. Fakat maalesef 85 milyon duydu ama mahkeme herhalde artık nasıl olduysa dikkate almadı bizim açıklamalarımızı. Daha sonra hukukçu arkadaşlarımızla oturduk. İlk önce bana diyorlardı ki hukukçu arkadaşlarımızın, yani dilekçe vermeden, müdahil olmadan bir davadan dilekçeyle çıkmak diye bir usul yok dediler bana hukukçu arkadaşlar. Böyle bir şey yok dediler. Gülüş duruma düşeriz. Fakat baktık ki olmuyor. Yani deklare ediyoruz, ediyoruz, ediyoruz. Ya biz mağduriyetimiz yok, yok, yok. En sonunda evet bir dilekçe yazdım. Dedim ki benim bu davayla ilgili şahsi herhangi bir mağduriyetim olmamıştır dedim. Verdim o dilekçeyi. Yani daha önce şikayet ettiğim bir şey geri çekmedim. Mağdur dediğim bir yazıyı da tersine çevirmedim. Zaten hiç şikayetim yok. Mağduriyetim yok. Bana göre yok ama savcı tek taraflı o günkü bütün bakanları listeliği vermiş, koymuş. Hükümetin tamam mağdur olmuştur diye. Ve sonuçta o yazıyla olmadığımızı deklar etmiş olduk. Oo, deva geliyor.